Sevgili seyirciler, Satı Çoban Denizli'den katılıyor programa. Başvurma sebebi de ben sahte gelin değilim. Servet avcısı değilim. Hayatıma biri girdi, onunla nikah masasına oturdum ama evlendiğim kişi, aslında kocanız, sizi sahte gelin ve servet avcısı olmakla suçluyor. Çok kısa sürede, kısa süre önce yapılan bu evlilik, bu ne kadar kısa sürede başladıysa o kadar kısa sürede de bitti. Haziran'ın 17'sinde 2021 tarihinde evlendim. Temmuz'un 11'ine kadar ben bu adamdan her gün korkuyordum evin içinde yani. Beni tehditle her zaman korkutuyordu. Ben böyle evlilik istemiyorum, ben böyle evlilik istemiyorum. Nasıl evlilik istediğini sordum. O da bana başka türlü şeyler anlattı. Yani mecburdum onunla kalmaya çünkü... İzmir'de ablamın yanında kaldım 8 ay. Bu evlilikte 3 hafta sürünce şu anda da Denizli'deki ablamın yanındayım. Bu sefer de beni şimdi tehdit gibi yeğenim arıyor. Seni annem eve koymayacak diye. Yani abladan ablaya dolanmak istemiyordum. Böyle bir adamla madem hani kaderimdir dedim, evleneyim dedim. Hayatınıza giren, nikah masasına oturduğunuz kişinin adı nedir? Duran Hayati Çoban. Normalde o nerede yaşıyor? Hangi şehirde yaşıyor? İzmir, Buca, Belenbaşı köyde. Orada köyde yaşıyor. Hı hı. Sizi tanıştıran kişi kim ve ne zaman tanıştınız? Eniştem var. Onlar tanıştırdı. Sonra bir ay eniştem kadar... Eniştem dediniz, ablanızın evet, eşi. Evet. İzmir'deki eniştem. Hı hı. Ablamın kocası. Bir ay kadar nişanlı kaldık. Zaten ben istemiyordum. İstemediğim halde... Öyle dedim, hani bir yanlışını bulayım da ben bunu başımdan atayım, istemiyorum. Çünkü daha çocuklarımdan ayrılalı yıl olarak 2 yıl olmuştu ama evden kendim ayrılalı 8 ay olmuştu. Yalvarıyordum benden nişanlıyken adama, diyordum ki benden evlenme lütfen. Senin de başın yanar diyordum. Yani başın yanar dedim, hani sevgi mutluluk olmaz. Çocuklarım geldiği zaman hani ben onlarla konuşamıyorum, göremiyorum, seslerini duyamıyorum diye üzülüyorum. Yani ben sana hani sevgi, saygı, aşk gibi bir şey veremem dediğimde dedi ki ben 12 yıldır bekarım. Kahvaltı yaptığımda bile yanımda olsan o bile yeter diye beni hani sanki kandırmış gibi şey yaptı, oyaladı böyle. Siz yani sizi enişteniz tanıştırdığında, hı hı, hani gel şimdi enişteniz de diyor ki hani Satı gel sana uygun bir kısmet buldum, hı hı, diyor. Sonra bu adamla tanıştırıyorlar. Siz tanışır tanışmaz ben evlilik niyetinde olan biri değilim aynen diyorsunuz. Aynen söyledim kendisine. O ne diyor? Gel evlenelim diyor. Zamana bırakırım dedi hani. Zamanla mı seversin aynen beni dedi. Zamana bırakalım, ben sana sahip çıkacağım. Abayın evinden abayın evine, hani Denizli, İzmir gibi yapma, sahip çıkacağım. Hani... Siz peki çok eşinizden ne zaman boşandınız? 2019'da ilk eşimden boşandım, Şubat'ta boşandım. Kaç çocuk var onda? 2 tane çocuğu, oğlan çocuğum var. Hı hı. Birisi 21 yaşında, birisi de 12 yaşında. Şu an çocuklarım benimle. Annem kendini 50 milyara sattı. Sahte gelin olduğunu hani bilmiyorlar, suçlandığımı. Benimle konuşmuyorlar yani. Peki aslında evlenmeyi istemeyen sizsiniz ama sonra da bu evlilikte... Evlendiğiniz kişi tarafından da sen sahte gelinsin, dolandırıcısın diye suçlanan kişi sizsiniz. Aynen öyle. Eşiniz Hayati Çoban niye sizinle ilgili böyle bir iddiada bulunuyor? Şimdi siz evlendiniz, her şey usullere uygun mu yapıldı? Aynen öyle oldu. Yani kendisi beni mutlu etmek için hani çeyizler de aldı, inkar edemem. Hani çeyizler şu an kendinde kaldı. Mesela yatak odasına olan çeyizler ayrı, mutfağa olan çeyizler ayrı. Dedi hani evliliğinde görmemişim böyle tencere, tabak... şeyi gibi. Ben istemedim yani bir masrafa girip hani şey yapmasını, kesinlikle istemedim. Peki mesela öyle maddi anlamda sizin ondan bir talebiniz oldu mu? Seninle evlenirim, nikah masasına hayır, otururum hayır. Ama yok Burgu'dayız, neydi Trabzon, Burma'da, asla yemin Adana, ederim Burma, olmadı. Bunları olmadı. İsterim gibi şeyler oldu mu? Olmadı, olmadı ama şöyle bir şey... O hediye etti mi size? Yok. Hani altına aldı canım, o konuya da geleceğim. O şöyle yaptı aslında, evliliği kendisi başaramadı diyeyim yani. Hem benimle evlenmek istiyor hem eniştemden tapusuz 300 metrekare arsa alıyor. Aynı. Satı abla kurban olayım, aklımı karıştırma. Aynı zamanda. Bu seninle evlendi. Tamam, düğün dernek her şey yapıldı. Hı hı. Takılar takıldı, çeyizler, hı hı, kuruldu. Hı hı. Bu olduğunda senin eniştenle kocan Duran Hayati Çoban'ın nasıl bir ilişkisi oldu, onu anlat. Tarlayı mı? Ha. İşte 300 metrekareyi hani ben daha nişanlı yıkana ikisinin arasında olan bir şey. Aslında ben bunun içinde kesinlikle yokum ama bunlar onu da başaramadılar. Kim kimin arsasını alıyor? Eniştemden eşim, o zaman daha eşim değildi, nişanlıydık hani, arsa alıyor 120 milyara, 120 bine, 50 milyarını eniştem borcum var ondan diyerek ben gene görmedim. Hani tamam enişten aldığını satıcı, duydum. Kocan da, kocan aynen da alıcı. Hı hı.
Biri almış, biri vermiş. Sonradan ikisi anlaşamamışlar. Peki, şimdi enişten arsayı satıyor. Diyor ki 120 bin TL. Hı-hı. Senin kocan ne kadar veriyor? 50 bin lira. 50 bin lira eniştene veriyor. Hı-hı. Arsa sonra satıldı mı kocana? Hayır. Arsa şu an eniştemde. Peki 50 bin lirayı enişten aldı. Evet. Sonra da arsa satılmayınca Duran Hayati al bu senin 50 bin liran. Hani satışta olmadı al paranı dedi mi? Demedi işte. Demedi. Para senin eniştende kaldı. Hı-hı. Kocan Hayati de bundan dolayı sana sahte gelin mi diyor? Çok eziyet etti, evet. Sizin ikinizi tutuklattıracağım hani sahte gelin, dolandırıcılık diye. Yalvarıyordum yani, diyordum ki arsa da alma nişanlıyken, daha hani o 50 bini ödemeden önce. Diyordum arsa istemiyorum ki, ben mutlu huzurlu şey istiyorum. Hani tamam kira, kendisi kirada oturuyordu hani. Bir evi şey olmadığını biliyorum, bir arabası var altında, bir de aylığını biliyorum. Öbür türlü kendi de çalışıyordu yani, ona buna ceyran takmaya gidiyordu. Peki etrafına eş ararken bazen böyle erkekler kendilerini yani evlenebilmek için ya da kadınların gözünü boyayabilmek için daha farklı anlatırlar. Böyle bir anlatımı var mıydı? Hayır, anlatmadı kesinlikle. Kendini bu şekilde anlattı. Hani ben emeklisi olan, kirada oturan sıradan bir adamım. İleride dedi hani arabamı satar, biraz da dedi bankada 100 bin kadar şeyim var, hani birikimim var. Bir dedi ev alırız, hani seni mağdur etmeyeceğim dedi, ama ortaya bu arsa girince... Siz nişanlıyken bu arsa olayı oldu. Aynen öyle. Siz evlenirken... Enişteniz hala parayı vermemiş miydi? Vermedi. Buna rağmen Hayati Bey size nikah masasına oturdu mu? Hı hı. O zaman o nikah masası sürecinde Hayati Bey bunu sorun etti mi? Etti. Dedi ki ben eniştemgilde güya hiç nişan olmadan 8 ay kalmıştım ya. Dedi ki bu sizde 8 ay kaldı, ben sana 50 bin verdim. Onun 10'unu almayacağım, onun yediğine içtiğine sayacağım. 40'ını bari öde dediğinde hayır diyor. Ortada imzalı bir kağıt kürek senet olmadığı için. Peki evlendikten sonraki o bir aylık evliliğiniz nasıl geçti? 3 haftalık bir evlilik. 3 haftalık nasıl geçti? İşte bir haftalığı şöyle iyi geçti. Hani tartışmalı öyle dayak gibi kavga şey olmadan eve hani o alınacaktı bu alınacaktı. Öyle zaman aşımı gibi geçti. 2. hafta başladı kavgalar. 3. haftada bana tokat attı. Temmuz'un 11'inde. Ondan sonra da şeyi jandarmayı aradı, ben onu dışarıya attım. Hani dedim ki birbirimizi duymayalım lütfen, ben sinirliyim, psikolojiyim. Hani anlatıyordum psikolojim bozuk olduğunu ona. Kavga üremesin lütfen, sen yarım saat kadar dışarıda balkonda kal. Ben seni, sen beni görmeyelim, biraz kafam sakinleşsin, seni içeri alacağım dedim yani. Kocanızı balkona mı kilitlediniz? Kilitlemedim, onu anlatacağım. Sonra da ben onun, o bana tokat atınca bu sefer ben yalan yok cinnet geçirdim, ben de ona attım. Ama kendim de gerçekten değilim. Hem ağlıyorum hem bağırıyorum. Koydum dışarı, bu sefer kendisinin telefonu çaldı. Kızı arıyor. Eşimin kızı arıyor. Güya o gün de bana doğum günü yapılacak. Temmuz'un 11'inde. Kızı... 11 Temmuz doğum günü. Evet. Kızı elinde güya pastayla gelecek bana. Açmak zorundayım çünkü çalıp duruyor. Açmasam olmayacak. O da benim kızım. Gerçekten çok sevdiydim ben de onu. Kendisi de eğer ki bağlanırsa bunları anlatabilir yani. Kızım dedim böyle böyle akşamdan beri baban dedim benimle kavga yaptı. Ben onu odama dahi almadım çünkü çok kötüyüm gerçekten dedim. Şu an baban dışarıda gitti dedim, sesini duyuyorum. Komşulardan dedim baban şu anda jandarmayı aramakta dedim bak. Sizden şikayetçi oluyor jandarmayı arayan. Evet, şikayetçi oluyor. Ben bu arada duyuyorum adam onu. Nerede yani? Hani siz kapının önünde. Balkonda. Yok. Ben evimdeyim ya, hani bir ana yol var. Kapının önündeki ev sahibinin bacısı oluyor. Aa, ben tanımıyorum. Niye oradan karım beni dövdü diye mi şikayetçi oluyor? Konuştuğunu duyuyorum. Jandarmalara diyor ki Satı Hazar çoban beni mağdur etti, eve almıyor diyor. 10 dakika sonra onlar geldiler. Kızı da bana o arada telefonda dedi ki sakın açma Satı abla kapıyı ben gelene kadar dedi. Tamam kızım dedim, açmadım ben. Direkt onlar geldiler zaten, jandarma geldikten 5 dakika sonra. Ama jandarmalar Hayati Bey'e kızdı, bana kızmadılar. Dedi ki bir ay zarfında tanışmadığın bir bayanla evlenmişsin, üstüne üstlük tokadı da sen atmışsın, kadını da mağdur... İlk tokatı o attı. Evet, kadını da mağdur etmişsin, yüzüğümü alarak attı. Kadını da mağdur etmişsin dedi, kadın dedi senden efendiymiş bayan dedi, bizi aramadı, tokadı dayağı yiyen o sen aradın dedi. Madem böyle bir şey var, tanışmadan, görüşmeden neden evleniyorsun dedi. Ben de anlattım durumu, böyle böyle jandarmaya anlattım. Onlar da hiçbir şey yapmadılar. Dediler. O gün son gün mü evlilikteki? Aynen. Sonra boşanma davasını kim açtı? Onlar açmış ama jandarmalar gittikten sonra kızı bana sürekli bir saati geçik baskı yaptı. Ne baskısı? Satı abla
söz uçar yazı kalır. Söz uçar yazı kalır. Sizin evliliğiniz şu an 3 haftalık olduğu için evlilik iptali zaten. Siz evli değilsiniz ki diyor bana. Benim aklım artık gitti yani. Neredeyim bilmiyorum cinnet geçirdiğim çok için. Çok enteresan. Tam cinnet evliliği değil mi yani? Aynen. 3 haftada. Hani Mart'ta tanışıyorsun. Evlenmek istemiyorsun. Enişten tanıştırıyor. Ama o enişte evleneceğin kişiyle ticari ilişkide giriyor. Bir arsa alım satımı var. Arsa satılmıyor ama adamın parasını alıyor. Parayı geri ödemiyor. Yani bakın eniştenizin sorumsuzluğu. Aynen öyle. Sizin hayatınıza mal olmuş. Bundan dolayı da kocanız tarafından da suçlanıyorsunuz. Evet. 3 hafta aynı evin içerisinde 17 Haziran nikah, 11 Temmuz'da cinnetle bu evlilik bitiyor. Boşanma davasında koca açıyor. Evet. Size ve herkese de sizin sahte gelin olduğunuzu söylüyor. Yani sizinle ilgili başka bir iddiası var mı? Bilmiyorum. Bana gelen kağıtlarda ben kendim yani öyle okudum boşanma kağıdını. Hayır, yani mesela siz kaç evlilik yaptınız? Bu ikinci. İkinci evliliğiniz. Daha önce başka dini nikahlı ilişkileriniz oldu mu? Asla olmadı. Ya da sizin hayatınızla ilgili bir şeyler biliyordu, bunları mı ima ediyor? İşte bu 50 binin şeyine yani diyordu ki, kendisi de anlatıyordu. Mesela dedi ki bir gün, ben dedi bugün sabaha kadar her yeri karıştırdım dedi. Ben de şaşırdım, Allah Allah dedim, benim bir yere sakladığım bir şey yok ki yani, neyi karıştırdın sen? Bana dedim yaptığın iki bilezik, hani zincir zaten orada duruyor kendi gözünün önünde ya, hani çıkarttığım zaman. İki dedim yüzük, bir küpe, neyin var ki dedim, hani söyle neyi karıştırdın, neyi buldun? Dedi ki işte hani benim oraya borcum var, buraya borcum var, yetemiyorum edemiyorum, onları söylüyor. O 50 binin şeyini söylüyor. Bankadan altın almak için para çekmiş, onu söylüyor. Çeyiz için ona ama enişteyle çekmiş. Şey arasındaki ilişki, eşiniz arasındaki ilişki ilginç. Şimdi sizi tanıştıran kim? Eniştemiz. Enişte. Ticareti yapan kim? Enişte. İkisi. Enişte. Eş ne diye cevap veriyor enişteye? 50 bin TL'yi bana geri verme. Evet. Ondan 10 bini düş. Düş beni, diyor. Benim eşim baldızınız olarak 7 işte 8 aydan beri onu da ona mahsus. Yani çok çirkin ilişkiler. Aynen. Yani eniştenin sizi baldızını evinde misafir edip yedirip içirmesini, bunu eşiniz mi akıl etti? Yoksa eniştenizin böyle bir talebi mi var? Bakın, sizin esas meseleniz, siz sahte gelin misiniz değil misiniz? Enişte meselenizin cevabını. Cevabı söz hakkını kullansın Eşref Bey de. Yani ya da eşiniz şunu desin, ya böyle bir şey olabilir mi? Siz ne karışıyorsunuz benim ailevi ilişkime, yediğime, içtiğime? 10 bini mahsup ediyor oradan. Ya şey der, benim onu, onu alabilmek için, artık onu bari kurtarabilmek benim için öyle yapıyor. Benim kardeşimin, karımın kardeşinin böyle bir suçu yoktur ve bu olayla ilgisi yoktur. Muhatabım benimdir demesi lazım ama demiyor işte. Sizi ateşe atıyorlar. Bu arada enteresan, enişteyle ilgili Eşref inançlı değil mi? Evet. Onunla alakalı ihbar var. Alo. Hoş geldiniz yayına. İhbarcımız telefon attığında. Alo. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin Esra Hanım. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İhbarınız varmış. Evet, doğrudur. Sata Hanım zaten ne diyorsa doğru söylüyor orada. Evlilik vaadiyle kadınları kandırıp, yani bu şekilde kendisine ilk yapan bir kişi değil zaten. Zaten kendisi de hem hırsızlıktan içeri girdi, hem de böyle insanların parasını alıyor. Evlilik vaadiyle zaten böyle bir şey yapıyor ki birebir buna şahit olanlardan bir tanesi benim. Sata Hanım zaten beni tanımaz. Ben daha önce kızına ulaştım. Kızın ismini vereyim mi, ne kadar doğru bilmiyorum ama aynı olayın benim başka bir tarafına da denk geldi bu şekilde. Para istendi, biz o anda olaydan döndük zaten. Şimdi bana zaten daha açıkça anlatır mısınız? Eşref İnanç sizi para karşılığında biriyle evlendirmek mi istedi? Yoksa sizin bir yakınınızla, bir hani erkek yakınınızla bir kadını mı evlendirmek istedi? Benim yakınımla evlendirmek istedi. Bir erkekle evlendirmek istedi. Tapusuz bir arsası varmış sanırım. Aynı yanılmıyorsam. Ondan sonra bunun karşılığında 75 bin lira para istenildi. Fakat karşı taraf bu parayı, yani bizler bunu çok gördük. Sonuçta hani aynı köyün, aramızda aynı köylüyüz öyle söyleyeyim. Aramızda kaynaklarla belen baş arası az bir mesafe. Ondan dolayı da hani bir para bozgunculuğu oldu. Hatta biz kendisine 10 milyar kaptırdık. Size bir gelin adayı getirdi sizin aileye. Erkek, damat getirdi. Ha, damat getirdi. Evet. Sizin kızınızla bu oğlan evlenirse evlensinler ama bana da, benim bu bir arsam var, bu arsayı da alın mı dediler.
Aynen evet. Bir tapusuz olduğunu öğrendik. Hani orada oturursunuz, yuvanızı orada kurarsınız, uzakta olmazsınız gibisine konular geçti. Daha fakat benim amcamla yengem bunu kabul etmedi. Zaten bayan da evlenmiş, boşanmış ve üçüncü evliliği olacağı için böyle bir şeye karar verildi. Peki Eşref İnancın başka insanları böyle evlilik vaadiyle, yani bir gelin adayıyla tanıştırıp mağdur ettiğine şahit oldunuz mu başka sizin olayınızın dışında? Bunun dışında hırsızlık olayına şahidim. O hep yapar yapar yapmadım der. Köylüler bilir zaten. Hani böyle insanların başını çok yakmak da profesyonel zaten. Siz hani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Esra'nın. Satının da başını yakan aynen. Kendi eniştesi, ablasının kocası. Aynen kendi eniştesi. Evet ablası bile eniştesinden korkusundan Satan'ın da konuşmuyor zaten. Aynen. Bütün köylü bunu biliyor. Sen eniştenin kim olduğunu biliyor musun? Bu şekil huy olduğunu bilmiyordum. Gerçekten peki, bilmiyordum. Bu senin nişanlılık döneminde senin kocana arsa satacağı zaman bir uyaran oldu mu? Eşimi, şu anki eşimi ben uyardım. Dedim ki arsa alma, ileride dedim bundan anlaşamazsın diye söyledim. Onun bana söylediği cümle şuydu. Ben Eşref'i oyalıyorum. Arsa falan almak istemiyorum. Olaylar peki, ne ama kim kimi oyalıyor? Hayati de 50 bin TL'nin çıkartıp çak diye arsa için veren de Hayati'nin kendisi. Şaşırdım, yemin ederim Hayati şaşırdım. Çoban'ın. Söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Aynı zamanda ablanızın eşi Eşref İnancın da söz hakkı herkes cevap hakkı vardır. Herkes bağlanabilir. Bu konuda gelecek olan ihbarları da bekliyoruz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi uğurluyorum. Buyurun.